Bu videoda bir sayıyı 10 ile 100 ile veya 1000 ile çarptığımızda neler olacağını göreceğiz. Hemen bir örnek soru çözerek başlayalım ve diyelim ki 237 çarpı 10 işleminin sonucunu bulmak istiyoruz. Şimdi lütfen videoyu duraklatıp önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Pekala. Bu soruyu çözmenin bir yolu elimizde 237 adet 10 olduğunu düşünmek. Basamak değerlerini yazayım. Burası binler basamağı, burası yüzler basamağı. Yerden kazanmak için sayıları rakamla yazıyorum. Bazen binler veya yüzler kelimelerinin yazıldığını görebilirsiniz. Burası onlar basamağı ve burası da birler basamağı. Elimde yedi adet on varsa buraya yedi yazarım. Elimde otuz adet on varsa onu da böyle yazarım çünkü... 30 adet 10, 3 adet 100 demektir. Elimde 200 adet 10 varsa onu da aynen böyle yazarım çünkü 200 adet 10, 2 adet 1000 demektir. Peki burada ne oldu? Tüm basamaklar bir basamak sola kaydı. Önce birler basamağında olan rakam artık onlar basamağında. Önceden onlar basamağında olan rakam artık yüzler basamağında. Önceden yüzler basamağında olan rakam artık binler basamağında. Peki birler basamağında ne var? Oraya da bir rakam gelmeli. Elimizde artık birler basamağı yok. O nedenle buraya sıfır yazacağız. O halde 237 çarpı 10, 2370'miş. Şöyle de düşünebiliriz. Bir sayıyı 10 ile çarpınca sayının sonuna bir adet 0 yazıyorum. Ama fark etmeniz gereken asıl şey sayının basamaklarının bir basamak sola kaymış olduğu. Peki. Diğer yönde gidersek ne olur acaba? Diyelim ki elimizdeki sayı 450 olsun ve bu sayıyı 10'a bölelim. Zihninizde hemen canlandırabilirsiniz. Bir sayıyı 10 ile çarpınca basamaklarını bir basamak sola kaydırıyor isek, o sayıyı 10'a bölünce basamaklarını bir basamak sağa kaydırırız. Yüzler basamağında evet 4 var. Onlar basamağında 5 var. Birler basamağında hiçbir şey yok. Önceden yüzler basamağında olan rakam artık onlar basamağında olacak. Yani buraya 4 yazacağım. Önceden onlar basamağında olan rakam artık birler basamağında olacak. Yani buraya 5 yazacağım. Önceden birler basamağında bir şey yoktu. Olsaydı o durum bu videonun konusu olmazdı zaten. Ama siz yine de burada 0 yazmasaydı neler olabilirdi bir düşünün. 450 bölü 10 kısaca 45'miş. Tüm basamakların bir basamak sağa kayması konusu bir yana, gördüğünüz gibi bir sayıyı ona böldüğümüzde sondaki bu sıfırı sayıdan atıyoruz. Şimdi konuyu biraz daha açalım. İşlemimiz şu olsun. 359 çarpı 100. Şimdi lütfen videoyu duraklatıp önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Bu soruyu çözmenin iki yolu var. İlk olarak bu işlemin sonucunun 359 adet 100 olduğunu düşünebilirsiniz. Basamakları yazayım. Burası 10 binler basamağı. Burası binler basamağı, burası yüzler basamağı, burası onlar basamağı ve burası da birler basamağı. 9 adet 100 varsa buraya 9 yazarız. 50 adet 100 varsa Buraya 5 yazarız çünkü 50 adet 100, 5 adet 1000 demektir. 300 adet 100 varsa buraya 3 yazarız çünkü 300 adet 100, 3 adet 10.000 demektir. Tabi bu sayıda da onlar ve birler basamağı boş. Gördüğünüz gibi tüm basamaklar iki basamak sola kaydı. Önceden birler basamağında olan rakam artık yüzler basamağında, önceden onlar basamağında olan rakam artık binler basamağında, önceden yüzler basamağında olan rakam artık on binler basamağında. İşlemin sonucu da 35.900. Bu soruyu çözmenin diğer yoluna geçelim. Bu işlemi şöyle de yazabiliriz. 359 çarpı 10 çarpı 10. Şunu zaten biliyorsunuz. Bir sayıyı 10 ile çarpınca tüm basamaklarını bir basamak sola kaydırıyoruz. O halde bir sayıyı 10 ile 2 kere çarparsak tüm basamakları 2 basamak sola kaydırırız. Bu da zaten az önce yaptığımız işlem. Peki şu ana kadar işlediklerimizi düşünürsek şu işlemin sonucu için ne dersiniz? 75 bin bölü 100. Şimdi lütfen videoyu duraklatıp önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Bir sayıyı 10'a bölersek tüm basamaklarını bir basamak sağa kaydırmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Bir sayıyı 100'e bölmek demek o sayıyı 2 kere 10'a bölmek demektir. Bu da şu demek, sayının tüm basamaklarını iki basamak sağa kaydıracağız. Yani önceden on binler basamağında olan rakam artık yüzler basamağında olacak. Önceden binler basamağında olan rakam artık onlar basamağında olacak. Önceden yüzler basamağında olan rakam artık birler basamağında olacak. Böylece işlemin sonucu da 7 adet 10 bin yerine elimizde artık 7 adet 100 var, 5 adet bin yerine elimizde artık 5 adet 10 var, 0 adet 100 yerine elimizde artık 0 adet 1 var. Bu da 750 demek. Bir diğer çözüm yolu da ki bunu zaten işlemiştik şu. Bir sayıyı yüze bölüyorsanız ve sayının sonunda bunda olduğu gibi sıfırlar varsa bu sıfırlardan ikisini atarsınız. Burada asıl önemli olan bunu neden yaptığınızı bilmek. Umarım örüntüyü yakalamışsınızdır. Gelin iki örnek soru daha çözelim. Diyelim ki sokakta yürürken bir yanınıza gelip şöyle dedi. Dostum söyle bakalım. 164 çarpı 1000 kaç yapar? Sonra bununla yetinmeyip şunu da sordu. Dostum, 198 bin bölü bin kaç yapar? Şimdi lütfen videoyu duraklatıp önce kendi başınıza çözmeyi deneyin ve size böyle sorular sorulursa sokakta, bilmiyorum yani değerlendirebilirsiniz de, kaçabilirsiniz de. Belki örüntüyü çoktan kavramışsınızdır. Nasıl 100 ile çarpmak 10 ile 2 kez çarpmak demekse 1 ile çarpmak 10 ile 3 kez çarpmak demektir. O halde bu işlem şuna eşittir. 164 Evet bunu çerçeve içine alayım. 164 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Sayımızın tüm basamaklarını 3 basamak sola kaydıracağız. 164'teki 4 artık birler basamağında değil, binler basamağında olacak. Çok mantıklı aslında elimizde 4 adet 1 varsa ve bunları bin ile çarparsak 4 adet binimiz olur. Onlar basamağında olan rakamda artık 10 binler basamağında olur. yüzler basamağında olan rakam 100 binler basamağında olur. Tabii yeni sayıyı düzgün yazabilmek için yüzler basamağında bir rakam olmalı şu anda yok onlar basamağında bir rakam olmalı şu anda yok. Birler basamağında bir rakam olmalı şu anda yok. İşte yeni sayımız ortaya çıktı. 164 bin. Yaptığımız işlem bu videoda gördüğümüz örüntüyle tutarlı. Sayının sağına 3 adet 0 ekledik. Peki bu işlemin sonucu ne olur? Sayının tüm basamakları 3 basamak sağa kayacak öyle değil mi? 1 2 ve 3 basamak sağa kaydıracağız. Yani önceden 100 binler basamağında olan rakam artık yüzler basamağında olacak. Önceden 10 binler basamağında olan rakam 1 2 ve 3 basamak sağa kayarak onlar basamağına gelecek. Önceden binler basamağında olan rakam 1 2 ve 3 basamak sağa kayarak birler basamağına gelecek. Şöyle de yapabilirsiniz. Bir sayıyı özellikle de sonunda 3 adet 0 olan böyle bir sayıyı 1000'e bölüyorsanız bu sıfırları atarsınız. Yani yeni sayımızda 1 adet 100.000 yerine 1 adet 100 olur. Yeni sayımızda 9 adet 10.000 yerine 9 adet 10 olur. Yeni sayımızda 8 adet 1000 yerine 8 adet 1 olur. Böylece yeni sayımız da ortaya çıkmış olur. 198.